Dünya, ah dünya, yalan dünya. İşte bu dünya, tarih boyunca biz Türklerin kazandığı büyük zaferlere ve yazdığı destanlara tanık oldu. Her şey Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru yola çıkmamızla başladı. 1071, Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Savaşı'nı kazandı. 1299, Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurdu. 1453, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bir çağı bitirip yeni bir çağ başlattı. Muhteşem Süleyman döneminde üç kıtaya yayılan bir dünya imparatorluğu haline gelmiştik. 1923, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ne mutlu! Türk'üm diyene! 2000, Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı. Şampiyonuz! Ve 2055, uzaydayız. Kaç kere söyledim uzaya çöp atmayın diye. Sanki babalarının uzayı. Muzaffer. Buyurun efendim. Bir sade kahve çek. Gonca'ya da bir adaçayı. Emredersiniz komutanım. Nerede kalmıştık? Ah, bir başlayabilsek. Yaz kızım. Derin bir karanlık içindeyim. 8 uzay yılıdır kayıp Türk astronotu Gökmen'i hala bulamadık. İlk kez bu denli umutsuzluğa kapıldım. Oksijenimiz gittikçe azalıyor. Ankara Gölbaşı yakıt ikmal talebimi reddetti. Dönmemi istiyor. Ama ben Gökmen'i aramaktan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Gemi personelime güveniyorum. Ciddiyetlerinde en ufak bir azalma yok. Seni bu gemiye kaptan yapanın mına koyayım. Adam Gökmen'le kafayı bozmuş. Gökmen diyor, başka bir şey demiyor ya. Buna can dayanmaz Cemal abi. 8 yıl. Dileğe kolay. Şark hizmetidir. Çift maaş alırım, bir geldim gelmez olaydım. Buyurun işte. Karım arıyor. Efendim Neriman. Ev sahibi evden atıyor. Ya bir kara deliğe girmek üzereyiz. Bak ben sana sonra dönerim, tamam mı Neriman? Uzayda karı kızla yiyorsun paraları. Evet. Marslı bir karıyı dost tuttum kendime. Ağzı var, dili yok. Üstelik dörtte memesi var. Yatılamadım doktorun ufak sitlerine. Servis paraları da çıkışmada. Ah Neriman ah. Ya ben keyfimden uzaya gelmedim ya. Ben istemez miyim çocuklarımın okul taksitlerini, servis paralarını zamanında ödemeyi? Ama maaşlar yatmamış, ben ne yapayım? Soldan sağa iki harf. Türkiye 100 yıldır nereye girmeye çalışıyor? AB. Çabuk. Ya bir kere de belirleyin şunu kimliğini be. Ay ben nasıl belirleyeyim Gelman? Benim kupolu yatırdınız değil mi? Ya Cenab. Yattı abi yattı. Osman abinin kredi kartıyla hallettik. Cenab derhal bana koordinatları ver. Yoksa Allah canımı alsın seni göl başına rapor ederim. 90-60-90. Ya Cenab. Cenab kurban olsun sana. Başladı bir yarış. Hadi kurban olsun başladı mı? Ya acil durum diyorum, kırmızı alarm. Ya sus be. Bu delemden başka bir şey duymuyor ya. Bu ne ya? Üzerimize doğru bir göktaşı geliyor. Abo, bismillahirrahmanirrahim. K-48 bu dağları taşladı. Gecelerin. Gelişinden belli karabiberim. Serseri mayın gibi yalpalıya yalpalıya geliyor. Bal solu gelin. Bu top çerçeveyi görmez. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Ozan, oğlum biz kime oynadık? Şefik Aya, anneanne Şefik Aya. Şefik Aya çok iyi bir yaptır. Korktu geliyor, vallahi geliyor. Üzerimize doğru geliyor.
Hadi. Koruyucu kalkanları kaldırmamız lazım. Emir vereceğine kendin kaldır. Hadi be Şefika. Hadi Şefika. Hadi be kızım. Senin bir kız bir alem şampiyonu. Koruyucu kalkanları kaldırmamız lazım. Şimdi be. Sen kal. Ya koruyucu kalkanlar. Sen düğmenin yerini de bilmiyorsundur şimdi. Geçen gün Osman amca basarken görmüştüm. Kırmızı bir düğme olacaktı. Cenap, bunların hepsi kırmızı. Neden beni reddediyorsun? Hala anlamadın mı? Seviyorum seni. Başlama yine. Kendine gel. Vatan bizden görev bekliyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var bu gemide. Sen olmasaydın bir dakika bile durmazdım burada. Anlamıyor musun? İstersen müsait bir yerde indireyim seni ha. Dolmuş mu bu ya? Yürü be! Yürü be! Cenap, bana gölbaşını bağla. Gölbaşı, Ulubatlı'dan Teğmen Tuğçe konuşuyor. Kartal kaptana haber verelim. Ya asla! Ben bu geminin stajyer kaptanıyım. Yıllardır bu anı bekliyordum. Gölbaşı, gölbaşı! Ulubatlı 33 arıyor. Ulubatlı 33 arıyor. Buyur bacım. Kalkanları hangi düğmeyle kaldırıyorduk? Tamam. Vallahi ne desem yalan olur. Tamam. Nasıl yani? Ya yetkili biri yok mu orada kardeşim? Tamam. Bayram tatilindeyiz. Burada kimse yok. Ben sadece telefonlara bakıyorum. Tamam. Ya geçen hafta değil mi de o tatil ya? Tamam. 23 Nisan, Kurban ve Uzay Bayramı birleşti. 28 günlük uzun bir tatildeyiz. Tamam. Cümletten bayramınız mübarek olsun. Tamam. Tamamım bassın Emir. Tamam. Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Şaşırtınadır ya bunda. Helvacının kızın da. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Ahmak ıslatan, ahmak ıslatan. Hayır be kızım, hayır be kızım. Pantolu gibi yürüyorum, anlamıyor musunuz? Ah, çok romantik oldu. Sen muhteşem bir adamsın. Yürü buyurun. Ah. Ah. Ya son bir tane kaldı, ona da bas bari. Küş artık. Muhteşem. Bütün bunlar benim için değil mi? Her şeyi düşünmüşsün. Biliyordum. Sen de beni seviyorsun. Hakkınızı helal edin. Ama uzattım ve diyoruz Tuğçe. Sen de beni istiyorsun. Biliyorum. Aferin benim oğluma. Bu çocuk daha ilkokula bile gitmedi. Senin yüzünden el kadar sabiyken kaçak soktun çocuğu gemiye. Ya ne yapsaydım? Bu zavallı öksüzüm hayırsız damadıma mı bıraksaydım? Emekliliğime de 6 ay kalmıştı zaten. Ya çocuk yetmiyormuş gibi bir de köpeğini getirdim buraya. Sus! Sus! Bırak! Bırak diyorum! Bırakmam! Bırak! Bırakmam! Muzaffer! Buyurun komutanım. Mürettebatı topla. Çok önemli bir açıklama yapacağım. Her şey apaçık ortada. Muzaffer! Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Siz bu geminin kartal kaptanısınız. İstediğinizi yaparsınız. Muzaffer! Sonunda başardık Kula Efendi'mi. Bütün kainatı kötü tarafa geçirecek radyoaktif bileşimi bulduk Kula Efendi'm. Bunun içinde sevgi yerine nefret, barış yerine savaş, açlık, mutluluk yerine kan ve gözyaşı var. Bu bileşimle bütün kainatı kontrol altına alabiliriz efendim. Önce dünyada denemek istiyorum. Neden dünya? Neden mi? Neden mi ha? Bilmez misin? Bizi hep kullandı bu dünyalılar. Hep bize güldüler. Bizimle eğlendiler. Hor gördüler bizi. Türkler uzayda diye espriler yaptılar. Türkler mi? Bilir misin? Bir zamanlar fakir ama onurlu bir Türk vardı. Her şeyi o başlattı aslında.
Bu çok uzun bir hikaye Kazu. Biz uzaylılar tarafından milyonlarca yıl önce dünyaya serpiştirilen insanlar günün birinde en zorlu savaşçısını çıkardı karşımıza. Ulu Efendimiz Luka'ya kim karşı koyabilir ki? Dünyayı kurtaran adam. Soluk alıp veren canlılar arasındaki en korkusuz varlık. Mükemmele ulaşmak isteyen bir insan. Bir insan ne kadar mükemmele ulaşabilir ki? Vücudundan kurtul. Zihin ve ruhunla yaşa. O zaman toprak altında nefes alabilirsin. Dünyayı kurtaran adam sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda filozoftu. Kılıcımı eritip kendine eldiven ve ayakkabı yapmasını asla unutamam. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl yani? Ayaklarına taşlar bağlayıp o şekilde yürümeye çalıştı. Güçlenince de kayaları çıkardı, hoplaya zıplaya bizi alt etti. Anlaşılır gibi değil. Şu sözü hala kulaklarımda çınlıyor. Dünyasız insan, insansız dünya olmaz. İşte ben böyle bir insanla savaştım Kazu. Benim kafam çok karıştı efendim. Müsaade ederseniz bir ağrı kesici alayım. Ya ben ne yapayım Kazu ha? Ben ne yapayım? Silahları ne kadar güçlü olursa olsun uzaylıların beyinleri yoktur diye alay edip... bileğimi kesti. Peki ama intikam için niye bu kadar beklediniz? Ondan intikamımı aldım Kazu. Oğlunu doğar doğmaz kaçırıp zaldabar yaptım. Onu kendi oğlum gibi yetiştirdim. Ama yetmez. Baba! Dünyaya gidiyorum baba. Bir emrin var mı? Gitme oğlum o boktan yere. Ticaret için ne ararsan alası orada. Uzaylıların bayıldığı her şey gani. Üstelik dünyada beni çeken bir şey var. Ne gibi? Laf aramızda. Kadınları çok güzel be baba. Seninkiler sana yetmiyor mu? Bunlar robot ya. Ne istersen yapıyorlar da. Ruh yok ki. Ne bir cilve, ne bir işve. Kapriz, kıskançlık desen kim kaybetmiş ki bunlar bulsun? Sana rahat battı galiba. Epeydir antrenman yapmadık. Çek kılıcını. Babana bile güvenmeyeceksin. Uzaylılarda geze geze oy. Dirsek teması hizaya gel. Uzaylılarda geze geze oy. Rahat. Olduğumdan beri. Hazır olun. Robot Muzaffer ve tüm mürettebat emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sorduk mu? Safiye Ana, ne yapıyorsun? Hazır yerler ıslanmışken Arap sabunuyla bir sileyim dedim. Ne zamandır temizlik yapmıyoruz. Ayakkabılarla geziyorsunuz hep. Ya hasta mısın sen Safiye Ana? Dışarı çıktığımız mı var? Olsun yiğidim. Temizlik imandan gelir. Neil Armstrong aya ayak bastığında iyi ki sen yokmuşsun ha?
Abo! Çamuru ayaklarıyla mı basmış o şerefsiz güzelim Aydede'ye? Çabuk sıraya, çabuk! Baş üstüne. Nasılsın asker? Sağ ol! Siz nasılsınız komutanım? Afiyettesinizdir inşallah. Cenap, biraz insan ol. Olamaz. Cenap 9000 serisi holografik bellekle çalışır. Konuşma, düşünme gibi fonksiyonları tamamen programcısına aittir. Ancak yendim, kusura bakmayın. Doktor? Gemi personelinin hiçbir sağlık problemi yok efendim. Bu adam 8 yıldır niye uyukluyor peki? Bir de ikinci kaptan olacak. Yüksek rakımdayız. Uzay havası çarpmış olmalı komutanım. Osman! Osman! Düşük miktarda metan gazı. Tamamen insani bir durum. Susturun şunu, yoksa parçalayacağım. Sen çık uzaya çöpleri topla. Baş üstüne. Çelik, Ulubat'ta 33'ün son durumu ne? Rapor ver. Maşallahı var. Allah nazardan saklasın. Bu kalalığı bırak, vidalarını sökelim görürsün gününü ha. Çık uzaya çöp topla. Helyum nükleer pilimiz ne durumda? Aktif. Cemal Başçavuş? Altılı son ayakta yattı komutanım. Siz var ya, adamı dinden imandan çıkartırsınız ha. Abo! Az daha unutuyordum, namazım gecikti. Kıble ne tarafta kız? Bu tarafta. Yok, ha burada. Bak yine nevrim döndü bu gemi yüzünden. Abdestim kaçacak. Tuğçe. Yörünge analizinde çöpten başka herhangi bir cisme rastlanmadı efendim. Elektrostatik bir akım yok mu? Yok. Motivasyon konumumuzu değiştirmemizi öneriyorum. Tuğçe, bana daha somut önerilerle gel. İşte. Sıra... Takma kafana. Yapacağım önemli açıklamaya geldim. Beni bütün dikkatinizle dinleyin. Geri dönüyoruz. Sazanlar! Biliyorum. Ödenek yetersizliğinden 3 aydır maaşlarınızı alamıyorsunuz. Dünyadaki yakınlarınız zor durumda. Ama unutmayın ki kutsal bir amaç için buradayız. Gökmen'i bulmadan dönmek yok. 8 yıl önceki o elim hadiseyi hepiniz biliyorsunuz. Biliyoruz. Biliyorsunuz ama ben bir kere daha anlatmak istiyorum. Beni rahatla dinleyin. Hakkını helal et hocam. Eğer dönmezsem... Döneceksin. Kız kardeşim sana emanet. O ne biçim laf öyle? Sen de hayatın başındasın. Kabloyu sıkıca bağladın değil mi abi? Ayı boğan düğümü attım. Oğlum... Senin için küçük ama ülken için büyük bir adım Murat. Uzayın Fatih, gazan mübarek olsun. Bundan sonra adın Gökmen olsun. Şey yolunda gidiyordu. Nihayet uzayı da fethetmiştik. Bu gurur anı hala tüylerimi diken diken eder. Bütün dünyanın gözü üstümüzdeydi. Başta TRT olmak üzere CNN, BBC, Kanal 6, CCTV'den milyarlarca insan Türk'ün başarısını izliyordu. İşte o anda makas tutan bir el gördüm. Parmağında garip bir yüzük vardı.
biliyorum Gökmen. Oralarda bir yerdesin. Gökmen! Gökmen! Allah'ım! Gir lan içeri, gir! Küfretsem duyar mı acaba? Sayın Orion Birliği üyeleri, Lunatica gezegeninin birliğimize tam üyelik için gerekli kriterleri yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet, Sayın Dogibus, komisyonumuzun yaptığı araştırmalar sonucu son toplantıdan bu yana gezegeninizin hiçbir ilerleme kaydedemediğini görmekten büyük üzüntü duymaktayım. Ekonomiyi düzelttik, işsizliği azalttık, demokrasiye de geçiyoruz. Daha ne yapalım sayın üyeler? Bu bizce yeterli değil. Bu ilerleme yeterli değil. Bu şartlarda olmaz. Kültür sayın Dogibus. Kültür. İşte size sıradan bir lunatikalının yaşamından kesitler. İğrenç. Bu da nedir? Çok inanılmaz bir şey. Bu da inanılmaz. Çok kötü. Rezalet. Burada ne yapmaya çalıştıkları pek anlaşılmıyor. Spor yapıyorlar. Sportmenlik lunatikalıların ruhunda var. Bir de ağacı mahvetti. Çevre düşmanı. Ama kalp çiziyor. Ağacı kesmiyor ki. İyinin içinde kötü şey kalmaz ki. Ve en berbatı. Adam meslek sahibi. Kokoreççi. Kokoreç. Her şey bir yana ama bu asla kabul edilemez. Evet, evet, doğru. Siz de biliyorsunuz. Bütün bunlar Gökmen'den sonra başladı. Gökmen sadece Lunatica'nın değil, uzayın geleceği için de bir tehlikedir. Gittikçe dünyalara daha çok benziyorsunuz. Üstelik Ulu Efendimiz Uga'nın nefret ettiği bir milletin ta kendisi haline geldiniz. O zaman bana yardım edin. Gökmen'in hakkından gelemiyorum. Bu sizin sorununuz. Bir çaresini bulun. Şimdi en iyisi sizi sarayınıza ışınlayalım. Biz aile fotoğrafı çektireceğiz de. En kısa zamanda bu sorunu halledeceğim. Dua et bu raporu Uga'ya vermiyorum. Verme, verme. Sakın verme. Yaver! Yaver! Buyur efendim. Ne oldu, bulabildiniz mi Gökmen'i? Bulamadık efendim. Daha dün koskoca bir birlik yollamıştık Bozkır'a. Nasıl bulamazlar? Maaşlarını alamadıkları için silah bırakmışlar efendim. Robot polisler hariç elimizde son kalanlar da bunlar. Hepsi bu mu? Ah, bir de Spotty var. Hoppa! Gel dünyalı gel. Hah, bir delimiz eksikti. Ben de dünyalıyım biliyorum. O dünyalı gelecek ve bizi kurtaracak. Yıkıl karşımdan. Bu işi Zaldabar'a havale etmekten başka çaremiz kalmadı. Zaldabar mı? Ulu Efendimiz Uga'nın oğlu mu? Evet o. En son senatoyu bombalamamıza yardım ettiğinde kızım Maya'yı istemişti. Biraz büyüsün veririm demiştim. Ama efendim onu elini veren kolunu kurtaramaz ki. Başka çaremiz yok. Çekil. Derhal Zaldabar'ı bulun bana. Emredersiniz efendim. Tapu kayıtlarına göre Pafta 24, Ada 45, Parsel 17. Başkana devletine ait orman arazisi. İyi peki, orman nerede dur Zaldabar? Kestik, aptal. Yoksa nasıl imara açacağız? Havuzu ne olacak? Kurutacağız. Başkana Tapu Kadastrosu burada 3 kata kadar imar veriyor. Ama sen çık çıkabildiğin kadar. Acaba diyorum, buraya katlı otopark mı yapalım? Uzaydaki bütün otoparklar benden sorulur. Karışma sen. Otel yap buraya, otel. Var mı uzayda böyle manzara? Lunatica'ya 10 dakika. Al. Bu da tapun. Resmi resmi. Bak, uzay kadastrosunun mührünü de basıyorum. Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Parayı görelim. Tamam. Alın beni kızlar.
Emme lan! Nereden öğreniyorsunuz bu Alaturka adetleri? Emme! Söyle bakalım Arnalı. Bu partiyi iyiye benziyor Zaldabar. Öyle değil aptal Arnalı. Yakıp içeceksin. Dünyadan çalıp getirdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de içmesini mi öğreteceğiz size? Ama bu Marlboro tütünü değil Zaldabar. Ben Türk tütününün üstüne cigara tanımam. Alacaksan al, yoksa defol. Verdiğin son parti rakı da sahte çıktı. Yanlış yapıyorsun Zaldabar. El hareketi yapma bana. Yerli malı Türk'ün malı. Herkes bunu kullanmalı. Kızlar, şu leşi uzaya atın. Patron, Lunatika Kralı attı. Bağla. Merhaba Zaldavar, nasılsın? Hayırdır, koskoca Lunatika Kralı 4. Dogibus, uzay korsanı Zaldavar'ı arıyor. Derin devlet iş başında ha? Yine kimin kafasına sıkıyoruz? Akşam yemeğine sarayıma gel de bir konuşalım koçum. Güzel kızın Maya ne yapıyor? İyi be abisi, ne yapsın? Göster bakalım şunun yüzünü. Geldiğinde görürsün Zaldavar. Bir merhaba diyeceğim, uzatma işte. Nerede bu kız? Maya? Baba! Maya kızım kusura bakma, rahatsız ediyorum. Maya! Kızım! Baba, sırası mı şimdi? Aile dostumuz Zaldavar hatta. Bir merhaba der misin? Asla. Beni pis işlerine karıştırma. Maya Hanım, nasılsınız? Senden ve senin gibilerden nefret ediyorum Zaldavar. Sen onun kusuruna bakma abisi. Çocukluğunu bilirim ben bunun. Bayağı gelişip serpilmiş. Akşama geliyorsun değil mi Zaldavar? Gelmem mi? Senin kızların da pek güzelmiş. Robot onlar, robot. Olsun, fark etmez. Gelirken onları da getir. Sensiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adi. Sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, batsın. Muzaffer. Komutanım. Ozi, torpidodaki rakışı ver. Al bunu uzaya. Adamım komutan. Emrediyorum. Lütfen benden uzaya çöp atmamı istemeyin komutanım. Çöp değil, nimet. Bir duble çıkar bundan. Helal hoş olsun. Gökmene moral olur. Hala hayattaysa tabii. Ağzından yel alsın. Kartımı da içine koy. Taksim Beşiktaş dolmuş şoförü Kartal. Bu ticari ünvan. Dünyadaki icra ettiğim ek işimdir. Cep numaram halen aynı. Gökmen bunu aldığında cepten bana ulaşacaktır. Komutanım. Affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum. Hadi diyelim uzayda hava var. Hadi diyelim Gökmen yaşıyor. Peki 8 uzay yılıdır bu adam ne yiyip ne içiyor? Allah'tan ümit kesilmez. Çok bilimsel bir yaklaşım. İşte bu yüzden asla bir uzay gemisi kaptanı olamayacaksın. Bilimsel yöntemlerin yetersiz kaldığı anlarda ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yaradan'a sığınacaksın. Deneme 1-2, deneme 1-2. Ulubatlı uzun için kaptanı Kartal Kaptan konuşuyor. Benim koçum, Kartal abi. Gökmen, beni duyuyorsan sesime gel. Gökmen! Gökmen! Sesime gel! Gökmen!
Ulubatlı 33. Ulubatlı 33. Ya Houston posta koyuyor. Bak bak bir şeyler diyor. Tamam. Sen Houston'u şu bizim Philips'e yönlendir. Ne diyeceklerse sıkıyorsa bana desinler. You are the disgrace of space, Kartal. İnsan bir merhaba der kız. How are you, Caroline? Unbelievable. Unbelievable. Öğrenemedin gitti şu İngilizceyi, Kartal. Ama sana Türkçeyi bir güzel öğrettim değil mi? You animal. Kes şu müziği, Kartal. Uydumuzu düşüreceksin. Gökmen bizim çocuğumuz. Onu ne yapıp edip bulmamız lazım. Delisin sen deli. Gökmen yıllar önce öldü. Unut onu. Asla. Gökmen! Ben sevmiştim Kartal, biliyor musun? Karıştırma eski defterleri. Çok delikanlı adamsın. Öyleyimdir. Ah ne günlerdi. Tav Gölü'nün buz gibi sularında çırılçıplak yüzmüştük. Niagara'yı hatırlıyor musun? Hı? Nasıl unuturum? Beni öperken sırılsıklam olmuştuk. Elbiselerimi kurutmak için beni çırılçıplak soymuştun. Grand Canyon'da açlıktan ölmeyeyim diye bana 3 gün 3 gece yılan yedirmiştin. Caroline, bunu rapor etme. Eski günlerin hatırını. Okay, honey. Öpüyorum seni canım. Bye. Hadi bye. Oo, kaptan, manita da yapmışsın zamanında. Ders çalışıyorduk oğlum. Bu ses ne? Ses tarayıcıları. Kimliği belirlenemeyen bir cisim şarkı söyleyerek bize doğru hızla yaklaşıyor patron. Bırak yaklaşsın. Orhan Baba bu. O kim patron? Bir Türk büyüğü. Söylediği de klasik döneme ait bir eser. Bütün dünya bu şarkıyı bilir. Vuruş menzilimize girdiler. Patlatalım mı? Şarkı bitmeden olmaz. Orhan Baba'ya saygısızlık yapılmaz. Bana bir şişe rakiş getir. Buz ister misin patron? Evet. Beyaz peynir de getir. Bu kadar kendini kahretme. Yazık sana. Nasıl kahretmeyeyim be Ozi? Türk uzay macerasına hayatımı adadım. Bu millet beni özel burslarla NASA'lara gönderdi. Ulubatlı'yı zevkime göre döşediler. Bir dediğim iki edilmedi. Ama ben ne yaptım? Öğrencim Gökmen'i kaybettim. İnsan içine çıkacak yüzüm yok. Bu yüzden de dünyaya hiç dönmek istemiyorum. Belki de uzayda kalıp dünyayı kurtaracaksın. Ne dünyayı kurtarması be? Benim kendime bile hayrım yok. Babam bu halimi görse ne derdi acaba? Bütün süper kahramanların gücünü keşfetme anı vardır. Süper kahramanların ortak özellikleri kimliklerini açıklamamalarıdır. Benim kim olduğumu bir tek sen biliyorsun Ozi. Kimseye söylemiyorsun değil mi? Ayıp ettin be kaptan. Ya bu kartal var ya kartal, tam sopalık adam ha. Habire Ozi'ye ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum diyorum. Yaklaşıra bizim gözümüzü korkutacak. O dünyayı kurtaran adamın oğluysa ben de barbar Conan'ım. Ben NASA'da okuduğuna falan da inanmıyorum. O diploma da kesin sahtedir. Herif 2 kelime İngilizce bilmiyor ya. Hadi hadi. Arkasından konuşmayın adamın. Sen de hasta bakıcıyken araya milletvekili sokup doktor olmadın mı bu gemiye lan? Ben de ziraat mühendisiydim. Gemi mühendisi oldum. Ne var canım bunda? Ben de bilimsel danışmanlık görevi için üretildim ama meydancı yaptınız beni. Çok konuşma lan. Gidaha binlere çay getir. Hadi. Al işte. Konuşma yürü hadi. Sen de sıvı tesisatçısın be abi. Ben keyfimden gelmedim, sürüldüm. Deniz altındaydım. Bir vanayı açık bıraktık diye uzaya sürdüler. E deniz altı bu, batacak tabii. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Oksijen borusunda kaçak var da onu kapatıyorum. Kendirle mi? E sigara? İç, bir şeycik olmaz. Dünyayı kurtaran adamın oğlu. Ben böyle bir adamı bir daha nereden bulacağım? Vazgeç bu sevdadan kızım, olmaz bu iş. Ya 8 yıl oldu be Safiye'na. Evde kalacağım vallahi. Kızım bak vallahi bence de vazgeçsen iyi olur. Süper kahramanların cinsel hayatları yoktur. Öf. Ziyan olacaksın vallahi. Allah'ın izniyle hayırlı bir kısmetin çıksa da versek gitsen. Başkası olmaz Safiye'na. Ben Kartal'a aşığım. Çok yaklaştı. Üzerimize doğru geliyor.
Burası tek yön. Deli mi bu? Oo, bu şarkı beni anlatıyor. Beni! Ben en çok Red Kit'i seviyorum. Evinden uzak, yalnız bir kovboy. Senin gibi. Onun rintintini varsa bizim de Uranüs'ümüz var. Bırak şimdi Ozzy, gaz verme bana. Süper kahramanlık kim, ben kim? Senin onlardan neyin eksik kaptan? Hayallerimizi yıkma. Benim en büyük hayalim, sen babana yakışır büyük bir kahramanlık yaparken yanında olmak. Belki de akıbetini hiçbir zaman öğrenemeyeceğim ikiz kardeşim gerçek bir süper kahramandır. Çarpıyormuşuz. Direkten döndük. Patlatalım mı? Önce yağmalayalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Işınla bizi. Uzay polisi. Kızlar, görevinizi yapın. Ne oluyor ya? Ne görev? Deep Space sendromu, uzun süre uzayda olmaktan kaynaklanan bir çeşit halüsinasyon. Ehliyet ve ruhsat. Daha önce hiç çevirmeye rastlamamıştık. Suçumuz ne memur bey? Radara yakalandınız. Evraklar, evraklar. Ver şuradan memur beyin istediklerini. Buyurun. Alkol var mı alkol? Ben hayatım boyunca alkollü araç kullanmadım. Tubi, Türk Uzay Birimi, Kartal Kaptan. Bu ne lan? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Hastamız var. Acile yetişeceğiz. O ne lan? Ne oldu memur bey? Korsanımı yapmış adiler. Robot musun lan sen? Robot senin sülalendir. Çek ulan ellerini. Görev başındaki memura dokunuyorsun. Alırım ayağımın altına. Patates kuru soğandan başka bir şey yok patron. Çabuk bırakın onları yerine. Gemiye götürün. Götürün. Hırsızlar. Patron. Bırak, bırak beni, canım acıtıyorsun. Alın da. Ah gözüm. Allah 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 Allah. Bırak lan, bırak, bırak. Geberteceğim seni, patlayacağım suratlı. Çelik. Kartal. Çekil Ozzy. Gel bakayım buraya. Alın bizi. Gidiyoruz. Kırmızı alarm. Herkes görev başına. Neden öldürmedin onu kaptan? Neden? Ben cana kıymam. Topağı sıkarım. Sıkı tutun. Thank you.
atın. Aldık alacağınızı. Dünyalılar gökte bir yıldız kayarken dilek tutarmış. Dünyadan o adam gelecek ve hepimizi kurtaracak. Dünyalıysa burada ne işi var ki? Burası da bir dünya Bianca. Bu adam hala uyuyor ya. Ver onu bir parakende öpeyim. Biz bu el freni nasıl akıl edemedik? Hemen Gonca ile bağlantı kurmalıyız. Neden beni kaçırdın be adam? Fazla mal göz çıkarmaz. Kızlar, bu gece ne yapıp edip Maya'yı etkilemeliyim. Nasılım? Süper, süper. Nasıl süper? Bu halinle ancak korkutursun o Maya'yı. İnsan bir tıraş olur. Ne bu sakallar? Ben insan değilim ki. Olsan şaşardım zaten. Kartal'ın böyle bir sakalı bıyığı olsa beni hiç etkilemezdi. Ah! İşte arıyor bir tanem. Ne yapıyorsun sen? Kolumu acıtıyorsun. Ah! Allah'tan tedarikli gelmişim. Ben başıma geleceği bilirim. Gonca ile irtibat kuramıyorum. Ay burası neresi acaba? Herhalde Taksim Meydanı'na inmedik salak. Tamam canım. Görmüyor musun yıldız tozlarını yiğidim? Büyük ihtimalle güneş sisteminde bir gezegene düştük. Ama sen de her boku bilirsin. Sus! Bakıyorum her şey normalmiş gibi davranıyorsunuz. Jeneratör devreye girdi. İncin top oynuyor burada ya. Kurda kuşa yem olmasak bari. Hepinizi ışınlama odasının önünde bekliyorum. Çok önemli bir açıklama yapacağım. Cümleten geçmiş olsun. Bir uzay korsanının saldırısına uğradık. Ve gemi sekreteri Gonca kaçırıldı. Belki de onun için hayırlısı olmuştur. Safiyana, bu söylediğini yaşadığın şoka veriyorum. Kayıp sayımız ikiye yükseldi. Önce Gökmen, şimdi de Gonca. Ben burada kalıp Gölbaşı'nın bana verdiği görevi tamamlamakta kararlıyım. Ama sizden böyle bir fedakarlık isteyemem. Gitmek isteyenleri derhal dünyaya ışınlayacağım. Ben kalıyorum. Daha sizden öğreneceğim çok şey var komutanım. Ben bu gemiyi kaldırmadan hiçbir yere gitmem arkadaş. Önce Allah, sonra sen kaptan. Abo, hiç seni bırakır mıyım oğlum? İmanı kim yapacak? Ben de grup kararına uyuyorum. Ben de. Takdire şayan bir davranış. Sizlerden de bunu beklerdim. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var komutanım. Yıllardır divan harbe veriliriz korkusuyla onundan bile geçemedik. Şu mührü bu sökseniz de ışınlanma makinesine bu ucundan baksak. Öyle bir makine yok. Ana! Yok mu? Yok mu? Hayda! Uzay gemisi yaptık ama ışınlama olayını çözemedik daha. Kendinizi iyi hissetmeniz için baştan beri size yalan söyledim. Cemal, derhal hasar raporu istiyorum. Emredersiniz. Seni bu gemiye kaptan yapının. Bırak da biraz daha pul biber dök.
Nasıl olmuşum? Kartal, beni almaya geleceğini biliyordum. Sen koskoca dünyayı kurtaran adamın oğlusun. Beni buralarda bırakmazsın. Kim lan bu dünyayı kurtaran adam? Bir de oğlu mu var şimdi? Kartal, yoksa bu da mı bir fantezi? Şampanya olayı gibi. Seni gidi seni. Hı? Kızlar, yollayın beni. Nereye gidiyorsun Kartal? Benim adım Zaldabar. Ver şu yüzüğü. Elim boş gitmeyeyim. Ama aynı kaş, aynı göz. Zaldabar, hoş geldin. Öp, öp be Allah aşkına, öp be. Geç öyle, geç oradan. Hoş geldin. Hoş bulduk, gel öpeyim. Maya yok mu Maya? Dur bismillah ya. Zişe, git Maya'yı getir. Senin için ellerimle çiğ köfte yaptım. Acısı az olmuş bunun ya. Maya kızım, misafirimiz geldi. O iğrenç adamın yüzünü bile görmek istemiyorum. Babamın ona ne zaman işi düşse beni kullanıyor. Hatırım için kızım, akşam akşam tatsızlık çıkmasın hadi. Of, of. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım baba. Maya! Bu uzay korsanında sarayımızda ne işi var? Kalbimi kırıyorsun ama. Kızım, Zaldabar bizim aile dostumuz. Önce bir hoş geldin demeyecek misin? Hoş bulduk. Son Orion Birliği kriziyle ilgili kendisiyle fikir alışverişinde bulunacağız. Tahtımın varisi olarak bu konu da seni yakından ilgilendiriyor. Gökmen'e karşılık ben. Değil mi baba? O nasıl söz güzel kızım? Ya küçücük bir gezegeniz. Neyi paylaşamıyorsun halkınla? Bırak insanlar nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşasınlar. Bunları hep Gökmen soktu kafalarına. Yok efendim, Orta Asya'dan gelen bir Türk kavmiymişiz de at avrat bir de silahmış da. Ne var canım bunda? Kötü bir şey mi? Adam bize insanlığı öğretti. Ona lafım yok. Şu çiğ köfteyi yoğurduğu ilk günü bugün gibi hatırlıyorum. Acısını hep çok koyardı. Allah'ı var. Rakıyı da onun sayesinde keşfettik. Oh! Evladım gibi sevmiştim. Ama kız kardeşimi kaçırmayacaktı. Onlar birbirlerini sevdiler baba. Hayır! Onun istediği tahtımdı. Yeter ulan! O kadar tıraş olduk. Kimse bir şey demeyecek mi? İyi olmuş. Biraz insana benzemişsin. Teşekkür ederim. Bunu senin için getirdim. Teşekkürler. Ama kabul edemem. Bir bakabilir miyim şuna? Sen tahtından başka hiçbir şey düşünmüyorsun baba. Babanla nasıl konuşuyorsun sen? Odasından çıkmasına izin vermeyin. Baysun efendim. Kapısına da iki nöbetçi koyun. Bu kızı sen böyle şımarttın. Alkolik karı. Benim ne suçum var Dogi? Bir erkek evlat bile veremedin bana. Ya ne biçim bir ailesiniz siz? Bir de kraliyet ailesi olacaksınız. Ay şunu ben taksam. Hı? Ön itiş yaptı %80 hasarlı. Ben bileğimi atarım ona. Kadranda yapısal çatlak tespit ettim. Onu da güneş matrisine paralel endomanyetik iticilerle çözeceğim. Ama helyum pili bitik. Yeni bir pil bulamazsak biz de bittik. Biliyorsunuz nükleer bir dalga motoru. İyi ki patlamamış. Radyasyon bitirirdi bizi. Bir şey mi var? Yok abi, estağfurullah. Can kulağıyla dinliyoruz. Kazancı Cemal oğlum benim adım. Denizaltı yüzdürmüş adamım ben. Cenap, en yakın uzay gemisi tamircisinin koordinatlarını ver bana. Nasıl yani? Uzayda olduğumuza göre buralarda mutlaka bir uzay gemisi tamircisi olmalı. Ya. Hayda. Anlaşıldı. Gidip kendim bulacağım. Güle güle. Ay bir dakika komutanım. Başınızı takmayacak mısınız? Yoksa dışarıda nefes alamazsınız. Galiba ilk defa haklısın Tuğçe. Teşekkür ederim. Tak. Ha. Şunu silkeleyeyim dedim. Gelin gelin. Dışarıda hava çok güzel.
kez toprağa basıyorum. Kaptan, şu aya bak. Oh be, oh be! Uzayda hayat varmış. Biliyorum Gökmen. Buralarda bir yerdesin. Gökmen! Ulan nasıl? Biz bulduk lan, biz bulduk. 100 yıldır arıyorsunuz ama uzayda hayatı biz bulduk. En büyük Türkiye, başka büyük yok. En büyük Türkiye, başka büyük yok. En büyük Türkiye, başka büyük yok. Şimdi gözüme girdi Muzaffer. Sizdeki size yakışır. Hayır, en gencimize yakışır. İstikbal onların. Hadi Ozu. Emredersiniz komutanım. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Ne oldu Safiye'ye? Bayrağı gördüm ya. Birden memleket hasreti bastırdı. Müjdemi isterim, uyandı. Günaydın. Uyandı. Uzay havası yaradı. Neriman, Neriman uzayda hayatı bulduk Neriman. Oğlan bizim, kız bizim, hep oğlan bizim. Babam beni zorla Zaldabar'la evlendirecek. Artık bir dakika bile bu sarayda duramam Bianca. Hemen buradan gitmeliyiz. Peki prenses ama nereye? Öz Lunatica'ya. Gökmen enişten ve halam bize yardım ederler. Gidelim. Gidelim. Of, of! Of ki ne of! Ah ulan Gökmen, yaktın beni! İyi ki tıraş olmuşum, baya beğendi. Onun yüzünden Orion Birliği'ne giremedik. Memleketin içine etti. Hediyemi kabul etmedi ama teşekkür etti. Yer yarıldı, içine girdi. Başına ödül koydum, yine bulamadım. Bir an sanki gülümsedi bana şöyle. Onu bana getireceksin değil mi Zaldabar? Korsanlığı da bırakırım. Yeter ki istesin. Bir şey anlatıyoruz ya. Artık evlenip çoluk çocuğa karışmanın zamanı geldi. Onu bana getir. Hemen Maya ile düğününüzü yapalım. Kimi? Gökmen'i ulan kimi olacak? Aa, kolay canım hallederiz. Ya git getir şu kızı dedem. Çok özledim ya. Keskiyim. Ne dediğini bilmiyor, deli o. Sus sen. Ben dünyalıyım, biliyorum. Sus, konuşma. Evet, tamam. Efendim, efendim. Efendim, uydu bağlantısından Prenses Maya'nın kullandığı aracın izine rastladık. Lunatica bozkırında seyir halinde. Gidin, hemen alın getirin buraya. Siz hiç merak etmeyin efendim. Robot polislerimiz yollarının üzerinde. Bunların hepsi senin yüzünden oluyor. Ben ne diyeceğim şimdi Zaldabar'a? Ne diyeceğim Zaldabar'a ha? Ne diyeceğim? Uyumuş de. Tık. Yatmış mı? Bırak, bırak uyusun. Kusura bakma artık yarın görürsün. Zaldabar, yanlış anlarsın diye söylemek istememiştim ama artık bilmen gerekiyor. Gökmen'in Maya'da gözü var. Ne? Maya'yı da kaçırmasından korkuyorum. O kız kardeşinin evli tamam değil işte. Mi? Tamam işte. Maya'yı da kuma alacakmış. O da ne? Türk adeti. Güzelmiş be. Dalga geçme. Gökmen'in Maya'da gözü var diyorum. Ne? Kesin şunu. Defolun. Çıkın dışarı. Çık. Çık.
Demek Maya'da gözü var ha. Onu bana getir Zaldabar. Kendi ellerimle geberteceğim o köpeği. Gökmen'i diri istiyorum Zaldabar. İbret-i alem olsun diye onu sarayın kapısına asacağım. Bu subaşını bulmamız çok iyi oldu. Bize karada ölüm yok. Değil mi doktor? Gölde balık da tutarız. Varsa tabii. Moral bozmasana be karam doktor. Karamsar herif. Kış, 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 kış. Bu ne lan? Yımağın kokusunu aldı mübarekler. Hiçbir yere ayrılmayın. Saatlerinizi de sakın çıkartmayın. Bağlantımız kopmamalı. Bir şeyler keşfederseniz bana haber verin. Tamam daha kaptan. Tamam oğlum. Fazla gecikme Emi. Yımağı ocağa koydum. Sakın geç kalma. Ben de sizinle geleyim. Geleceksin. Hah, dur 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 dur. Şu havluyu sırtına koyayım. Herlersin, merlersin. Safiye Ana, abartıyorsun ha. Rahmetli babaannem gibisin. Hadi, sağlıcakla kalın. Sen nereye? Çocukluğum Ulubatlı'da geçti be kaptan. Hiç değilse bir yer görmüş olurum. Hı. Dikkatli olun oğlum. Allah'a emanet olun. Yakıtım bitiyor. Yolda kalacağız. Buralarda bir yerde benzinci olmalı. Dağ başındayız. 10 kilometre ileride var bir tane. O korsanı bir yakalarsam çok fena yapacağım. Kaptan, senin de dikkatini çekti mi? Sana çok benziyordu. Evet, biraz andırıyordu. Boyu da aynıydı. Sakalı olmasa sanki ikizin. Çok uzaklardan bir sinyal alıyorum. Bize doğru yaklaşan bir cisim var. Ne cismi oğlum? Tam olarak tanımlayamıyorum komutanım. Benim acilen bakıma alınmam lazım. Konuş cenap. 100-150 metre ileride karşınıza bir tekel bayi çıkacak. Bayiden sola dön. Kaportacı tam karşıda. Orada helyum pili bulursunuz. Aferin cenap. İyi iş çıkardın. Kime sorsanız gösterir abi. Ulan cenap, az fırlama diyorsun. Geçelim abi. Ben dalga mı geçelim? Uzayda olduğumuza inanamıyorum. Sanki memleketteyiz. Prenses, doğru saraya. Babanız sizi bekliyor. Lunatikalı ananın yeri. Selamun aleyküm. Zaldabar. Merhaba. Biz bir helyum pili bakmıştık. Nerede bulabiliriz acaba? Dünyadan geliyoruz. Buraların yabancısıyız da. Bir şey soruyoruz kardeşim. Cevap versenize ya. Bırak ulan kızı. Bana hoş görünmek için bunları yapıyorsan boşuna Zaldabar. Bahsettiğiniz şahsı tanımıyorum. Ben Kartal Kaptan. Senden nefret ediyorum ben. Niyetimiz size bir kötülük yapmak değil. Gemimiz bir uzay korsanı tarafından saldırıya uğradı. Gezegeninize mecburi iniş yaptık. Buyurun kimliğim. Helyum pili nereden bulabiliriz? Söyleyin gidelim. Tubi, Türk Uzay Birimi. İsterseniz gemimize buyurun. Bir çayımızı kahvemizi için. Bunlar Gökmen'in arkadaşları prenses. Gökmen mi? Biz de Gökmen'i arıyoruz. Biz de ona gidiyoruz. Bianca. Gökmen yaşıyor mu? Söyle nerede bütün o? Bütün bunları Gökmen'in yerini öğrenmek için yapıyorsun değil mi? Ama boşuna. Ona ulaşamayacaksın. Nerede o? Söyle. Yalvarırım söyle. Ya çekil yolumdan. 8 yıldır onu arıyorum. Ben bu işe hayatımı adadım. Zaldabar kimin nesi bilmiyorum ama... eğer Gökmen'in kılına dokunacak olursa... önce beni bulur karşısında. Şimdi beni güzel güzel Gökmen'e götür. Bunu da al. Çünkü zorla güzellik olmaz. Çok romantik. Ne laf anlamaz kadınsın sen ya? Beni kandıramazsın Zaldabar. Ben Zaldabar değilim. Yürü Bianca. Durun, gitmeyin.
Delikanlının sırası mıydı be kaptan? Niye verdin silahını? Muzaffer! Geri dönecek. Var mısın iddiasına? Onu etkiledin. Haklısın. Zorla güzellik olmaz. Geç bakalım. Ben yolu gösteririm sana. Sen yengeyle git. 2 dakikada yenge yaptın kızı ya. Hep böyle olur. Süper kahramanın bir aşkı olmalı. Hadi atlayın. Kullanabilecek misin? Adam uzay gemisi kaptanı. Bir motoru mu kullanamayacak? Sıkı tutun. Bu yeni model galiba. Sekreterim ol. Olmam. Ben Kartal'ın sekreteriyim. Unut artık şu adamı. O çoktan öldü. Allah korusun. Bu yaptığın hesabını mutlaka soracak sana. O dünyayı kurtaran adamın oğlu. Ben de ikiz kardeşiyim o zaman. Kartal'ın senin gibi kötü bir kardeşi olamaz. Maaşını her ay tıkır tıkır alırsın. Buyur. Neriman yine telefonu açmıyor. Kesin boşayacak beni. Helyum pili yok. Kaptan gitti gelmez. Bizde bu şans varken her an bir kutup ayısına denk gelebilir Cemal abi. Çayımız da bitti. Ne çayı ya? Ne çayı ya? Bir çayımız eksikti. Kartal'ı arayayım da gelirken getirsin bari. Bulabilirse bana da bir paket sigara alsın gelsin ya. Ay inşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Efendim Safiye Ana. Kartal! Oğlum neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Gökmen'in izine rastladık. Allah'ın izniyle onu da alıp döneceğiz Safiye Ana. Bulmuş, bulmuş. Ha? Gökmen'in yerini bulmuş. Kartal, gelirken bir paketli çay, bir de doktora sigara alırlar. Olur mu anne? Hey, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hey! Ne oluyor orada? Gökmen burada yaşıyor. Allah'ın dağında ne işi var? Birazdan görürsün. Hoş geldiniz Prenses Maya. Bunlar Gökmen'in arkadaşları. Bizi ona götür. Maya! Gör ya hala. Gökmen! Hocam! Seni gökte ararken yerde buldum. Neredesin oğlum 8 yıldır? Abi biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum abi. Bak hocam, karım. Sizden o kadar çok bahsetti ki. Memnun oldum. Boş durmamışsın bakıyorum. Baba, bu amca kim? Sana hep anlattığım hocam oğlum. Oğlun mu? Allah bağışlasın. Adın ne senin bakayım? Kartal. Kartal ha? Kartal. Elbiseyi hala saklıyorsun. Üzerime zimmetli abi. Nasıl saklamam? Tüy bitmemiş yetimin hakkı var derdine. Koçum benim. Verdiğim görevi hala tamamlayamamışsın. Bu sancak neden bir tepeye dikilmedi? Niçin mağarada saklanıyor? Bu insanlar neden sersefil? Babam yüzünden. Gökmen'i buldum. Çok kötü şeyler olacak. Zaldabar ikinizi de öldürmeden gidin artık bu gezegenden. Abi... Önce görmen gereken bir şey var.
Nerede? Maya nerede? Dünyalılar kaçırdı diyorum. Neden inanmıyorsun? Dünyada kız mı kalmadı da gelip Gökmen. Uzaydan kız kaçırsınlar? Gökmen için gelmişler. Gökmen'in adamları. Lunatika da elimden gidecek. Bir şeyler yapsal da var. Yapacağım, yapacağım. Dünyalı adam gelecek ve hepimizi kurtaracak. Gel dünyalı adam, gel. Bir kere de başka bir şey de lan soytarı. Gökmen beni ara. Kartal. Taksim Beşiktaş dolmuş şoförü Kartal Kaptan. Kim bu Kartal Kaptan? Dünyayı kurtaran adamın oğluymuş. Dememiş miydim? Ulan yürü lan yürü. Efendim, gezegenimize inen dünyalıların tamamı yakalandı. Yürüyün kızlar. Bu mu lan sizin insanlığınız? Böyle mi davranılır misafire? Terbiyesiz herifler! Kartal Kaptan! Yine mi sen? Abi nasıl konuşuyorsun ya? Cemal, bu sana son sözüm. Çocukları alıp anneme gidiyorum. Annene mi? Cehennemin dibine kadar yolun var. Cemal! İyi yaptın abi. Nedir bu adamın yengeden çektiği? Sus lan sus! Fazla bekletmeyelim. O, dünyayı kurtaran adam. Beni o kurtardı. Boşlukta çaresizce sürükleniyordum. Birdenbire sanki bir mucize oldu. Hep bir efsane olarak anlatılırdı. Doğruymuş. Aradan yıllar geçti. Dogi bu sönceleri beni çok seviyordu. Ama ben halkına yaptığı zulme karşı çıkınca aramız açıldı. Bir de üstüne kız kardeşiyle evlenmeye kalkınca tahtına göz diktiğimi düşündü. Beni öldürtmek istedi. Ben de Florya ve yandaşlarımla birlikte kaçtım. Bütün ordusuyla peşimize düştü. Çok savunmasızdık. Önce direndik. Ama onların korkunç silahları vardı. Tam her şey bitti derken yine o ışığı gördüm. Gökten kurtarıcı bir melek gibi süzülüp gittim. Sana ulaşamamak, kaybetmek değildir dünya. Bunlar son sözleriydi. Bedeninin çürümemesi için onu bu buz kütlesinin içine koyduk. Yıllardır ruhunun geri dönmesini bekliyoruz. Baba. Baba. Şifreli frekans çözüldü. Vortex bölge aktif. Tamam. Alfa Mek göstergesi maksimumda. Anlaşıldı. Robot polisler ışınlanmaya hazır mı? Hazır patron. Güzel. Maya'yı kaçırmak ne demekmiş göstereceğim sana. O dağı başınıza yıkacağım. Dünyayı kurtaran adamın oğluymuş. Pah! Harekat başlasın. Sevgili Lunatikalı hemşerilerim, sizleri büyük kurtarıcımız, dünyayı kurtaran adamın oğlu Kartal Kaptan'la tanıştırmak istiyorum. Bravo!
bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim oğlum? Bir şey söyle işte abi. Sevgili Lunatikalılar, el birliğiyle bu gezegeni kötülerden kurtaracağız. Sizlerin de hakça, kardeşçe yaşadığı o günü hep birlikte göreceğiz. Bu Zaldabar'ın gemisi. Yerimizi buldular. Ne yapacağız? Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bu silahlar sadece şok eder. Maya! Maya! Gel! Bırak beni! Gel! Kartal! 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 Gel! Bir kadını asla vurmam. Çekilin yolumdan. Dur! Böyle zorbalıkla bir yere varamazsın. O kız seni sevmiyor. Bırak onu. Bırakmazsam ne yaparsın? Kartal kalkar, dal sarkar. Ne? Pluton köy. Dur dedim. Hala anlamadın mı Altan? Biz kardeşiz. Anlasana. Bak şu gözlere. Bunlar senin de gözlerin. Bu eller senin ellerin. Aynı candan, aynı bedenden geliyoruz. Biz kardeşiz. Bırak o kızı. İnsanca konuşalım. Ben insan değilim ki, uzaylıyım. Sen öz ve öz dünyalısın. Sen dünyayı kurtaran adamın oğlusun. Benim babam belli. Seninki belli değilse git anana sor. Terbiyesizlik yapma lan. Ha şöyle. Gel şimdi seni bir öpeyim. Uzaylılar tarafından kaçırılan bir kardeşim olduğunu biliyordum. Yıllardır bu anı ümitle bekledim. Ama senin bir köpek olacağını tahmin etmemiştim. Son karşılaşmamızda sana sadece bir ceza kesmiştim. Ama bu kez kurtulamayacaksın. Gonca'ya ne yaptın? Sekreterim oldum. 3 aydır maaşını vermiyormuşsun. Ödenek yetersizliği. Çekil yolumdan. Sakın bırakma. Ne yaparsam yap. Sen benim kardeşimsin. Hayır. Kartal. Kartal. Ya bizi gebertmeden bu herifler son isteğin ne diye sorarlar mı acaba Cemal? Ne gibi mesela? Ya bir uzay kerhanesi görmeden gidersen vallahi gözüm açık giderim. Bak. Ha. Ya sen de bir uyandın pir uyandın yani. Ya nasıl bir şey olduğunu bile unuttun be Cemal be. Belki tamir edilebilir. Eğer beceremezsem Cenap uzay şehidi mi oluyor? Ne şehidi be? Bok yoluna gitti garibim. Ölürüm de evlenmem bu katille. Evleneceksin. Ağlasan da zırlasan da hemen evleneceksin. Yarın. Ay yapma ne olur Dogi. Üstüne var mı şu kızın? Seninle bir şartla evlenirim Zaldabar. Söyle aşkım. O dünyalıları serbest bırakacaksın. Hiçbir şey senden daha değerli değil. Olmuş bil. Oldu bu iş. Düğün hazırlıkları başlasın. Emredersiniz. Sana 3 sorum var. 1. 3 gelin iç açılarının toplamı kaçtır? Ha? Peki, dünyanın 7 harikasının 6.'sının adı nedir? Nereden bileyim ben ya? Oh. Peki baba adın nedir? Dünyayı kurtaran adam. Tamam anladım. Sen dünyayı kurtaran adamın oğlusun. Peki sen kimsin? Şişt. Sarayın delisiyim. Maya nerede? Prenses evleniyor. Olamaz. Kalk dünyalı adam.
Al. Ne demek istiyorsun? Bugün ben birini öldürdüm. Bunu sen hep yapıyorsun Zaldabar. Ama bana çok benziyordu. İkiz olduğumuzu söyledi. Güya ben dünyayı kurtaran adamın oğluymuşum. İnandın mı? Benim babam sensin. Biliyorum ama uçurumun kenarında düşmek üzereyken gözlerimin içine baktı. Gözlerinde kendimi gördüm. Ellerimden kayıp düşerken bir an ben de öldüm sanki. Kurtarmak istedim. İnan bana, kurtarmak istedim. Buraya bu saçmalıkları söylemeye mi geldin? Hayır. Yarın evleniyorum. Seni düğünüme davet etmek için geldim. Geleceksin değil mi? Tamam, geleceğim. Teşekkürler baba. İşte bu be, işte bu. Kahraman dediğin böyle olur. Gaz verme, gaz verme. Yolu göster. Geç kalıyoruz. Uranüs, sen gemiye göz kulak olacaksın. Tamam mı çocuğum? Hadi. Hoş geldiniz. Davetimi kırmayıp kızımın nikahını kıymayı kabul etmeniz büyük incelik. Ben oldum olası lunatikalıları sevmişimdir. Gökmen'i de damadım sayesinde yakaladık Sayın Başkan. Orion Birliği'ne girme yolunda süratle ilerliyoruz. O biraz zor. Geliyoruz. Robotlarını da getir ha. Şerefsiz bu herif ya. Şerefsiz. Gülümse biraz. Gülmek sana çok yakışıyor. Asıl sen gülümse. Bu gece evleniyorsun. Bütün bu olanlar aklımı karıştırdı. Benim de. Sonunda istediğin oluyor işte. Neye yarar? Maya beni sevmiyor ki. Sen seviyorsun ama. Sana biraz garip gelecek. Aslında benim durumum da aynı. Aşk beni sana getirdi bir kere. Hiçbir yere gidemem artık. Benim yerim senin yanın. Biz gerçek sevgili olmalıyız. Bu lafları gözlerinin içine bakarak Maya'ya söyle. Sonra da eğil onu. Anlıyor musun? Belki faydası olur. O ölmüş olamaz. Biliyorum, gelecek. Mutlaka gelecek. Onunla karşılaştığımız andan beri beni hiç yanıltmadı. Maya, muhteşem görünüyorsun. Sana Gonca'yı tanıştırayım. Yeni sekreterim. Zaldabar'ın anlattığından daha da güzelmişsiniz. Allah mesut etsin. Teşekkürler. Can sakızı, çoban armağanı. Zaldabar. Ha,
Müsaadenizle kayınvalideciğim. Bana verdiğin sözü unutmadın umarım. Hiç unutur muyum aşkım? Hoş geldiniz Ulu Efendi. Hoş geldiniz. Sayın Muga, nasılsınız? Bizim Dünür. Gonca! Canım! Tuğçe! Hepiniz buradasınız. Şükür kavuşturana. Kaptan! Hayır, o Zaldabar. Zaldabar mı? Kartan nerede? Kesin konuşmayı! Serbestsiniz! Ya ben? Sen nikah salonuna git. Beni orada bekle. Kız, bir uzay düğünü görelim. Ayağımızın uğuruyla gelmişiz. Vallahi doğru söylüyorsun. Hem lokum da yeriz. Evet, evet, gidelim. Düğünde bir uzaylı karı bulurum elbet. Lan eline vurmuş senin ben. Hadi be sen de. Hadi. Sen Dogibus kızı Maya, Uga oğlu Zaldabar'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Sen Maya, evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sen Uga oğlu Zaldabar. Dogibus İtiraz kızı... ediyorum. Bir yanlışlık var memur bey. Ölmemiş. Zaldabar Uga'nın değil. Dünyayı kurtaran adamın oğludur. Adı da Zaldabar değil. Şahin, göbek adı da Bayram'dır. Uzaylı değil, öz be öz dünyalıdır. Eskişehir Sivrihisar doğumludur ve asker kaçağıdır. Hadi ya. Safiye Ana, sizin ne işiniz var burada? Hiç uzay düğünü görmedim. Hiçbir kuvvet beni buradan kovamaz. Aynı zamanda benim ikiz kardeşimdir. Bütün bunlar doğru mu baba? Ona baba deme. O senin baban değil. Susma baba, bir şeyler söyle. Belgeleriyle ispatlayabilirim. İndir donunu. Yok deve, çüş artık. İndir ulan. Ben niye indiriyorum, sen indirsene. Bir kere de laf dinle, indir şu donunu. Söz, sonra da ben indireceğim. İndir ulan. Kalçasında babamın yumruğu şeklinde bir doğum lekesi olacak. Nereden biliyorsun lan? Ebemiz söyledi. Hay ben senin ebeni. Kim lan o eben? İşte aynından bende de var. Sendin ha? Kabloyu sen kestin. Evet, ben kestim. Dünyayı kurtaran adamdan intikamımı almak için oğlunu kaçırdım. Ama belli ki seni unutmuşum. Ben 2 saat sonra doğmuşum. Beni uzaya sen attın. Evet, ben attım. Demek Gökmen'i başımıza sen bela ettin. Evet, ben. Beni anamdan, babamdan, kardeşimden koparmakla kalmadın, pis işlerinde de kullandın.
Senin yüzünden insanlıktan nasibimi alamadım. Evet, bunları da ben yaptım. Babam beni zorla Dogibus'la evlendirirken Emir Büyükyer'den demişti. Evet evet, onları da bu yaptı. Yapmadan duramam çünkü ben kötüyüm. Allah'ından bul Emir, tuh! Şimdi ikiniz de öleceksiniz. Ama sen babam değilsin. Allah'ından bul. Ben cana kıymam. Topuğa sıkarım. Kardeşim, kardeşim. Burada bizimle beraber kalamaz mısın? Gölbaşının bana verdiği görevi tamamlamalıyım. Bütün memleket dört gözle Gökmen'i bekliyor. Ben de seninle geleyim. Sen burada kalacaksın. Babamız ve bu güzel gezegen sana emanet. Bundan sonra babamıza layık biri olacağım. Belki bir gün yolun düşerse gelir seni alırım. Annemizin mezarını ziyaret ederiz. Hoşça kal baba. Kaptan. Bana bir şey söylemeyecek misin? Hoşça kal. Bu kadar mı? Ben de seninle gelmek istiyorum. Geminde bana da yer var mı? Senin yerin burası. Kardeşimin yanı. Son sözün bu mu? İkinize de saadetler dilerim. Hoşça kal. Allah razı olsun doktor. Beni tamir etmişsin. Ama sanki ben eski ben değilim ya. Vallahi öyle cenap. Lan tipinde bayağı kaymışsın. Dalga geçmeyin be. Birden uyku bastı ya. Var var. Bu gemide bir şey var. Gölbaşını bağlıyorum kaptan. Gölbaşı dinlemede. Buyur abi. Tamam. Ulubatlı görevi başarıyla tamamladı. Gökmen'le birlikte yurda geri dönüyoruz. Tamam. Tebrikler kaptan. Tatil daha dün bitti.
Ama ne gelen var ne giden. Müdür bey gelince iletirim. Tamam. Neden Maya'yı da almadık? O kız seni sevmişti. Prensese kardeşim aşıktı. Onun benden daha çok sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Böyle olması gerekiyor. Sen gerçek bir süper kahramansın. Ne Batman ne He-Man. Hangisi bu delikanlılığı yapardı? Red Kit bile yapmazdı valla. Komutanım, yavru vatan Lunatica'dan kardeşiniz hatta. Bağla. Hı hı. O değil mi? Pardon. Gonca, orada ne işin var senin? Gemiye binmemiş miydin sen? Kalbimin sesini dinledim. Son anda Zaldabar'la birlikte kalmaya karar verdim. Zaldabar değil güzelim, Şahin. Bayram Şahin. Bence sen de artık kalbinin sesini dinle. Ne? Kartal! Oğlum kızma ama senden habersiz gemiye kaçak yolcular aldım ben. Maya. Sürpriz! Size mutluluklar dilerim. Mutluluklar. Rahmetlinin son arzusunu yerine getirmenin zamanı geldi artık. Ne oluyor ya? Alarm mı vardır? Nedir? Kulubatlı 33! Kulubatlı 33! Sırası mı ulan? Ne var gene gölbaşı? Ya bu üstten yine bak bak bir şeyler söylüyor. Bağırıyorum bak. Tamam. Bağla. Yaşasın, dünyayı kurtaracağız. Şerefsiz bu uzaylılar. Şerefsiz. Doğru konuş bakayım. Baba. Canım oğlum benim. Ne olun şimdi boku yedi baba. Terbiyeli ol lan. Eşol eşek. Kimle konuşur bu münakodumun kaptanı? Kafayı sıyırdı herhalde. Vah kuzum vah. Ay bu sefer kesin sonumuz geldi. Aklını başına topla. Dünyayı kurtaracaksın. Estağfurullah babacığım. Siz varken ne haddime? Ben bu işi bir kere yaptım, sıramı saldım. Çok rica etsem, bir daha kurtarsanız. Zevzekliği bırak, şimdi sıra sende. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Ben sana yapman gereken her şeyi tek tek söyleyeceğim. Becerebilecek miyim acaba? Elbette becereceksin. Sen dünyayı kurtaran adamın oğlusun. Ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum. Ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum. Emrindeyim baba. Koruyucu kalkanları kaldır. Hepsini aktif hale getir. Tuğçe, koruyucu kalkanlar. Anlaşıldı. Bir sefer olsun hata yapma ya. Bu? Hayır. Şel. Şel. Şimdi bütün gücü çekiciye getir. Ulubatlı'yı kocaman bir mıknatısa dönüştüreceksin. Ne yapıyor bu herif? Allah verir demeyecek. Şimdi şu şemsiyeyi... Fenerbahçe, bırak. Beşiktaş kardeş! Hayır, ölmeyeceğiz. Şehit olacağız. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Bombayı bu pozisyonda tut. Çok zorlanıyorum baba. Şimdi tam sol yap ve geriye dön. Ah, döndüm galiba. Çekici gücü yavaş yavaş sıfırla. Sıfırlıyorum. Bırak şimdi bombayı. Geldiği yere yolla gitsin. Yolladım gitti arasını satayım.
Unutmayın, dünyasız insan, insansız dünya olmaz.